Yapma ya. Ben de Elif'e laf ettirmiyordum, iyi mi? Yani şunu insan düşmanla yapmaz kahraman. Durum öyle değil. Ya ne öyle değil kahraman? Bıraktı gitti seni, o itin koluna girdi. Ya ayıp bu, kaçıncı ya? Dede, insan ruhen yakın olduğu kişinin hislerini çözer. Hisleriyle davranışları farklı. Mesele nedir peki? Mesele maksut. Onu bir şeyle tehdit ediyor. Ne diyorsun sen? Emin misin? Eminim, eminim. Bir şekilde bulmuş bizi, düşmüş peşimize. Elif lavaboya diye gitti. Döndüğünde bambaşka biri oldu. İşte ben senden intikam almak için bunları söyledim. Şimdi kocamla gideceğim falan dedi. Taktı koluna gitti. Ahlaksız herif. Her şey bekler. Normal. Bu itin cezasını vermem lazım dedi. Ama bu böyle plansız, programsız olmaz. Yani herif psikopatın, manyağın teki. Elif zarar görmeden bunu halletmemiz lazım. Kısacası bu adamın bütün pisliklerini ortaya çıkartmamız lazım. Maksut ne ara bu kadar parayı buldu? Evet ya. Bir yandan parayı buldu pis herif. Sanki loto tutturdu. Dede, ben böyle iş yapanları çok gördüm. Gayrimeşru işlere bulaşmadan bu kadar kısa sürede parayı bulmak çok zor. Ne zaman parayı buldu bu adam? Hapisteyken. Evet. Bunun hapisteki arkadaşlarına, koğuş arkadaşlarına bir bakın. Bakalım kimlerle dans etmiş. Mutlaka altından bir şey çıkar. Tamam Kahraman Bey. Ama dikkatli ol. Yani iş yapacakmış gibi gidin. Şüphelenmesinler sizden. Merak etmeyin Kahraman Bey. Usulünce laf alırız. Hadi bakalım. Unutmadan vereyim Kahraman Bey. Çocuklar telefonu halletmişler. Sağ ol. Efendim anne. Oğlum. Neredesin sen? Nasılsın? İyiyim anne, bir şey yok. Telaş etme ama bir şey diyeceğim sana. Ne oldu? Çocuklar iyi mi? Yok yok, gayet iyiler. De, Defne bir kaza geçirdi. Ne kazası anne? Ne diyorsun sen? Defne nasıl? İyi. Şimdi çok iyi de yanında Ece de varmış. Hastanede kaldılar biraz. Aldık getirdik eve akşamüstü. Anne, kızım nasıl? Bir şey olmadı değil mi kızıma? İyiler dedim ya oğlum. Merak ediyorsan gel kendin gör. Ben haber vereyim dedim. Tamam, geliyorum hemen. Ya hayırdır kahraman, ne olmuş? Defne bir kaza geçirmiş, Ece de yanındaymış. Ama iyiler, bir şey yok. İyi, çok şükür ya. Ben gidiyorum dedi, hadi görüşürüz.
uyuyorlar mı diye bir bakayım dedim. Kaza nasıl olmuş anne? Vallahi oğlum anlattı ama ben anlayamadım. Neyse yarın sorarsın. İyiler ya çocuğum, mühim olan o. Sen neredeydin kaç gündür? Neredeydim diye mi soruyorsun? Kiminleydim diye mi anne? Anneyi dinleyen mi var? Herkesin derdi başka maşallah. Önünü ardını düşünen yok ki. Ne desem boş. Anne bir şey deme. Deme. Ha sen böyle diyorsun. Ben bir şey demeyeyim, ailemiz tarumar olsun değil mi? Oğlum anlatacaklarım var, aşağı inelim. Anne yarın konuşuruz. İşlerim var, gitmem lazım. Oğlum işim işi bırak. Çok mühim diyorum sana, anlamıyor musun? Kıyamet koptu evde, kıyamet. Ah, senin haberin yok tabii. Herkesin derdi başka. Ne demek istiyorsun anne sen? Oğlum çok mühim diyorum, çok. Bir anlatacağım sana, ağabeyinle ilgili. Derbeder oldu, attı kendini sokaklara. İnanılır gibi değil. Neden bunca zaman sakladınız anne bizden? Oğlum, babanın kararı. Baban öyle istedi. Babanın sözünden çıkılır mı hiç bilmez misin? Anne ne olursa olsun söylemeniz gerekiyordu. Oğlum yemin ederim ben o zaman baban, evin büyükleri ne dediyse onu yaptım. Allah aşkına söyle, bir gün ayırdım mı sizi? Anne ayırmadın ama konu bu değil ki. Kendini bir onun yerine koy. Abim yıllardır bir yalanın içinde yaşamış. Allah bilir ne kadar acı çekiyordur. Ve haklı da. Ben toprağa annesinin kim olduğunu söyleyeceğim dediğimde bir tek o yanımda olmuştu. Demek ki o zamandan beri biliyormuş. Peki annesi kimmiş? Bilmiyorum oğlum. Bilmiyorum. Demek ki yanılmamışız. Maksut bütün servetini içerideyken yapmış. Evet, Maksut'u daha önce cezaevinden tanıyan adamlarla konuştu bizim çocuklar. Cavit denen bir adamla aynı koğuşta kalıyorlarmış. İlk başta birbirlerine biraz diklenmişler. Adam uyuşturucu sevkiyatlarının başındaki tiplerden biri. Ama Maksut bir şekilde onu da halletmiş. Sonra da bütün malların üstüne konmuş desene. Şimdi de altın kaçakçılığı işine başlamış. Bir o eksikti zaten. Tamammış. Peki bu konuştuğunuz adamların ağzı sıkın mı? Yani bütün bunlar Maksut'un kulağına giderse iş biter. Merak etmeyin Karımın Bey, işimizi sağlama aldık. Güzel. Peki şu sıralar üstünde durduğu, kovaladığı bir iş var mı? Evet, yarın büyük bir sevkiyat yapacaklarmış. Emin misin? Merak etmeyin, deponun yerini öğrendik. Kesin bilgi. Ercan, oraya bizim adamlardan koyun mutlaka. Maksut'un her adımından haberimiz olacak. Eğer suçüstü yapmak istiyorsak elimize sağlam delillerin olması gerekiyor. Anlaşıldı mı? Merak etme kardeşim, gereken neyse yapılacak. Hadi iş başına. Tamam. Haberleşiriz. Bakalım şimdi nasıl kurtulacaksın Maksut Efendi? Ne ektiyse onu biçecek dedi. Hadi bana müsaade. Bir kahvaltı edelim öyle git kardeşim. Bütün gece bir şey yemedin. Benim bir şekilde Elif'i görmem lazım dedi. Konuşuruz.